İnsanlık küreselleşme gerçeğiyle karşı karşıyadır. Sınırların fiilen silikleştiği gümrük duvarlarının incelip küçüldüğü de ortadadır. Bu yüzden ultra küreselleşme tufanının yaşandığı bir dünyada milli ve manevi temellerden savrulmadan, tarihi ve kültürel emanetlerden uzaklaşmadan çağı anlamak, yorumlamak ve bu kapsamda yeni atılımlar yapmak şarttır. Dünden kalan sorunları bugünlere taşımanın, yarınlara açılan kapıları ön yargı ve taassuplarla sürgülemenin mantıklı ve meşru bir açıklamasını sanıyorum aransa bile bulunamayacaktır. Türkiye'nin dış politikasında pek çok ayak bağı, pek çok açmazı vardır. Yıllardan beri dış politikamız maceracı ve marazi bir zihniyetle ele alınmış, bu şekilde yönetilmiş ve yönlendirilmiştir. İşin garibi, değerli yalnızlıktan bile medet umulmuştur. Fakat haklı olduğumuz konularda haksız sayılmamız, kazanmamız gerekirken kaybetmemiz, hatalı ve hamasi dış politik tasavvurun eseridir. Aktif dış politika söyleminden pasif ve edilgen bir pozisyona gelinmesi, yılların gaflet ve ihmalinin neticesidir. Ülke olarak ön alacaktık, önü alınan olduk. Sözümüz gerçekçi, gerçek geçecekti, sözü kesilen olduk. Caydırılığımız artacaktı, her cephede cayan bir duruma düştük. Bölgemizde ve dünyada parlayan yıldız olduğumuz iddia edilmişti. Ne var ki ortada ne bir yıldız ne de bir parlaklık görüldü. Yalnızca sönmüş ve dumanı tüten bir volkana döndük. Türkiye Orta Doğu'ya model olacak, gıpta ile bakılacak, herkesin örnek alacağı bir ülke olacaktı. Değişim dalgasını biz yönetecektik. Bizden habersiz yaprak bile kımıldamayacaktı. Dünya Türkiye'yi hayranlıkla konuşacaktı. Ancak bu yüksek gayelerin hepsi bir bir hayal ve yalan oldu. Çünkü dış politikamız başka başkentlerin çekim alanına girdi. Yalnızca tez ve hedeflerin yörüngesine sabitlendi. Milli güç ve imkanlarımız dış politikadaki abartılı söylemlerle uyuşmadı, örtüşmedi. Siyaset alabora olmuşken, ekonomi yavaşlayıp tökezlerken, iç barış ve huzur iklimi istikrarsızlığa hapsolmuşken, dış politikadaki aşırı hedeflerin, hayali taahhütlerin gerçekleşmesi elbette imkansızdır. Hükümet bunu görememiş. 14 yıl süresince havanda su dövmüş, boşa kürek çekmiştir. Keşke her iddia yerini bulsaydı. Keşke Türkiye bölgesinde ve küresel zeminde süper güce ulaşmış olsaydı. Biz samimiyetle bunu ister, bunu dilerdik. Kaldı ki bizim de asıl ve yegane hedeflerimizden birisi Türkiye'nin bölgesel güç, küresel aktör olmasıdır. Bu aziz ülkenin küresel düzeyde söz sahibi olması, siyasi, ekonomik ve diplomatik alanda belirleyici bir konuma gelmesi bizi yalnızca gururlandırır, kesinlikle göğsümüzü kabartır. Kültürel birikimimizi, sahip olduğumuz kadim değerleri, küreselleşmenin daha insani bir nitelik kazanması yolunda kullanmak dururken yerimizde saymak, kısır çekişmelerle vakit kaybetmek bir defa gelecek nesillere büyük bir haksızlık. Mazlum milletlerin asırlardır sömürülmesini, demokrasi, insan hakları ve adalet adına sürdürülen zorbalık düzeninin bitirilmesini kalbi vatan ve millet aşkıyla çarpan her insanımız isteyecek ve bunun için çalışacaktır. Maalesef ki AKP hükümetleri dış politikayı eritmiş, anlam ve değerini küçülterek iç politikaya malzeme yapmıştır. Tüm komşularımızla aramız bozulmuştur. Üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrilmiştir. Sayın Binali Yıldırım başbakan olduktan sonra bir ihtimal dış politikadaki hasarın büyüklüğünü görmüş olacaktır ki
birdenbire dostların çoğaltılmasından bahsetmeye başlamıştır. Nitekim dostlarımızı arttıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız diyen başbakandır. Başbakan daha da ileri giderek Mısır, Suriye, İsrail, bu üç ülkede de Akdeniz'deki komşularımız, komşularımız arasında daimi düşmanlık olmaz. Zaman zaman gerginlik olacaktır. Bu durum Rusya için de böyle deme gereğini duymuştur. Bu sözler tabi olarak olumlu ve pozitif niteliktedir. Buna karşılık Cumhurbaşkanı'nın kendimizden başka dostumuz yok sözleri Başbakan'ın sözlerini açığa düşürmektedir. Yine de Sayın Erdoğan'ın bu ifadelerini boş bulunduğu bir anda heyecana gelerek yaptığına inanmak istediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Madem gün gelip pişmanlık gösterilecekti, o zaman Mısır'la niçin kavga edilmiş? Mısır politikası Mursi'ye niye toplanmıştır? Yaşananlar sıradan gerginlik idiyse, kardeş Esad'dan katil Esed'e noktasına hangi sahip ve düşünceyle gelinmiştir? Suriye'nin iç işlerine karışmanın, toprak ve insan bütünlüğüyle oynamanın mahsur ve maliyetleri hiç mi hesap edilmemiştir? İsrail'e edilmedik hakaret, yapılmadık suçlama kalmamışken sonra dönüp zeytin dalı uzatılmasını, birbirimize mecburuz, anlaştık, anlaşıyoruz çizgisine gelinmesini nasıl okuyalım, neye bağlayalım? Bu U dönüşlerine hayra mı yoralım, hüsran mı görelim? Başbakanın açıklamaları önemlidir. Bundan sonraki politik adım ve uygulamalar için bağlayıcıdır. Sayın Yıldırım, komşu ülkelerle yaşanan vahim sorunları zaman zaman maruz kalınan gerginlik seviyesinde mütalaa ettiğine göre AKP'nin Suriye politikası başta olmak üzere komşu ülkelerle arasındaki soğuk ilişkilerin seyri de değişecek demektir. Bu isabetlidir, yerindedir. Zira başka çare de yoktur. Ancak bu kadar kırık dökükten sonra hiç mi öz eleştiri yapılmayacaktır? Pardon yanlış oldu demekle dış politikadaki bunca ağır kambur ve problemden bir çırpıda kurtulmak mümkün müdür? Dış politikadaki kahredici dağılmanın sorumlusu kim ya da kimlerdir? Sayın Başbakan, sanıyorum bu sorular üzerinde de kafa yoruyor olsa gerektir. Aksi halde bir şey olmamış gibi yeni politik duruma yumuşak geçiş yapmak milletimizin gözünden kaçmayacak, kutlu iradesinden de vize alamayacaktır.